Şunu zilip bastı diyoruz. Beşliklerle, onluklarla, yirmilikle, 35 tane beşlik olur burada. Mesela burada 32 ile 30 boncuklar oluyor buralarda. Ya da 22 tane fesleğen esinlenerek hazırladım böyle. Atosya'nın da markası oldu bu. Artık şu şekilde. Marka tescili yapıldı, isim hakkı, tasarım hakkı hepsini aldım. Bu şekilde yeminlerin içini bunu takarlarmış. Ben orijinal hali olmasını çok istiyorum. Bunun içinde eski usulü de canlandıracağım. Mesela yapılacak. Şu da bir minyatür fes. Şimdi bu elimde gördüğünüz kına gecelerinde kullandığımız ve benim sanatçılık almamı sağlayan toz sepesi. Orijinal bir toz sepesi. Şimdi bunun ipükleri falan çıkmış ama ben bunu tamir edeceğim şimdi. Bu da fesleğen esinlenerek yakaları süsleyen bu şekilde iğnesiyle, böyle iğnesi ve altınlarıyla. Bu da fes broşumuz. Artık bir Tosya'nın markası oldu. Alabilirsiniz Tosya hatırası olarak şu şekilde bir. İkisini de giyebilirim. Yaklaşık olarak 25 yıl aşkın bir zamandır toz sepesi yapıyorum. Kimse toz sepesini tanımıyordu. Kültürel amaçta da Tosya'da hiç kimse Tosya'yı tanıtıcı bir şey yapmıyordu. Ya benim düşünceme göre insan yaşadığı yer nere olursa olsun oraya bir mutlaka borcu olmalı insanın. Ve ben de bundan dolayı Tosya için bir şeyler yapmak istedim. Tanıtma adına. Ben burada Tosya'mızın yaşmağı meşhurdur. Bir yandan sosyal medyadan araştırıyorum, internetten araştırıyorum. Yani ben Tosya fesinden gitmek istiyorum çünkü yıllardır fes yaptığım için. Sonra bir gün Tosya'da Kitre Bebek kursu açılacağını haber aldım. Mehpare Abacı Kaymakamlık ve Halk Eğitim İşbirliği ile Tosya'da Tosya Kaymakamlığı İşbirliği ile Kitre Bebek kursu açıldı ve orada ben fesleri yaklaşık olarak 30-35 belki daha fazladır hatırlamıyorum şimdi sayısını. Bebekler hazırlandı. Kitre Bebek, ben Kitre Bebek'le orada tanıştım. Sonra kıyafetleri küçültürken ben fesleri küçülttüğüm için ya bir de benim festen esinlenerek fes yaptığım için esinlenerek ben broş yapmıştım. Tosya'da kese var, kuşak var, Tosya bıçkısı var. Ama hanımlara özel bir hediye tasarımımız yoktu. Benim de tasarladığım ilk gümüş, gerçek gümüşlerle yaptığım gümüş paralarla broşlarım vardı. Sonra ben bebeklerle birlikte ben fesleri küçültürken bir yandan da düşünüyordum. Sesimi duyurmak için ne yapabilirim diye. Sonra Tosya'da sergi oldu. Derken biz bunları bebekler Ankara'ya Sorontopis Derneği'ne gitti. Ve ben ikinci sergi Gölbaşı'nda Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki sergiye yaptığım 3 tane broşu götürdüm. Onlar da normal pullarla yapmıştım. Ve onlar da çok ilgi gördü. Sadece hocalarım şeklini çok beğendi. Hani pul sayısını şöyle yapabilirsin, iğnesini böyle dikebilirsin diye bana ufak tiyolar verdi. Ben onların üzerinde zamanla çalışarak
broş ortaya çıkardım fesleğenlenerek. Bu şekilde de tipik bir Tosyalı ev hanımı. Yaşmaklı bu şekilde çünkü. Ben Tosya fesini yaparken demin de söylediğim gibi hanımlara yönelik hiçbir ya Tosya'ya gelen biri veya biri dışarı giderken birine hediye götürecek hanımlara yönelik hiçbir şey yok. Küçüğü şöyle. Bu bebek. Broşu küçülterek yakalarına takıp süslesin istedim hanımların. Veya toka olarak takabilirler diye düşündüm. İyi ki de yapmışım çünkü gerçekten Tosya'nın markası oldu artık. Tescillendi, tasarım belgesini aldım, marka tescili yaptırdım, patentlerini aldım. Profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Üniversite hocalarım buna çok özen gösterdi. Ben şimdi broşlarımı mesela tepelerini birine yaptırıyorum. Elimden geldiğinde 3 kuruş bir kızımızı da zaten benden sonra gelecek olan kişi olarak ben bir kızımızı da hem tost sepesini yapmayı hem broşları yapmak için yetiştiriyorum da.